Azerbaycan gündemiyle devam edelim. Azerbaycan Yazarlar Birliği 13. kurultayı toplanıyor. Türkiye'den edebiyat alanında birçok ismin katılacağı etkinliği takip ediyoruz. Hemen dönüyoruz. Fatih Avanos var. Orada Fatih'e sözü bırakıyoruz. Coşkulu bir kalabalık, büyük bir heyecan. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yazarlar toplandı. Türk dünyasının yazarları bir araya geldi ve 13. Yazarlar Birliği Kurultayı için başkent Bakü'de Azerbaycan Dram Tiyatrosu'nda önemli bir toplantı gerçekleşiyor. Türkiye'den de yine seçkin konuklar var. Yanımızda Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup Deli Ömeroğlu var. Efendim hoş geldiniz kurultaya. Büyük bir heyecan. Yine Türk dünyasından dostlarla bir araya geldiniz. Neler söylersiniz? Evet, bu bizim için de büyük heyecan. Azerbaycan için de büyük bir edebiyat toyu, yazarların buluşması. Tabii kurultay sadece Azerbaycan'da yönetimin belirlenmesinden ibaret değil, seçimden ibaret değil. Uzun zamandır, bir yıla yakın zamandır hazırlanan bir süreç Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin kurultayı. Azerbaycan edebiyatının geçmişinin hesabı ve önümüzdeki dönemde nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin de karara bağlandığı bir meclis, bir kurultay olacak. Türkiye'den, Rusya'dan, Pakistan'dan pek çok uluslararası yazar kuruluşu temsilcisi ve yazar da burada var. Biz de Türkiye'den İLESAM, Türk Edebiyatı Vakfı ile beraber burada temsil ediyoruz. Kutlu olmasını diliyoruz Azerbaycan Edebiyatı için, Türk Dünyası için. Efendim son olarak da Türk Devletleri Teşkilatı bir hareketlenme, bir birlik, işte birlik, fikirde birlik. Yazarlarımız arasında da nasıl bu iyi, olumlu yansıdı mı yukarıda, siyasette, politikada, enerjideki o işbirliği, savunmadaki işbirliği? Evet, bunun yansımalarını yaşıyoruz. Ben buraya Kazakistan'dan geldim, Türkistan şehrinde. Türk Devletler Teşkilatı'nın 2040 formu vardı. 2040 vizyonunda edebiyat nasıl olmalıyı tartıştık. Edebiyatın nasıl olması gerektiğini, yazarlar arasındaki münasebetler, edebiyatlar arasındaki ilişkiler, bu yukarıdan aşağı tabana doğru yayılıyor ve büyük de bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu heyecanla önümüzdeki dönemde bu enerjinin hem yazarlarımıza hem iş dünyasına, bütün alanlara yayılacağını bekliyoruz. Efendim biz de kurultayın sizler için, Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup Deli Ömeroğlu yayın konuğumuzdu. Gerek kurultayı gerekse de Türk dünyası arasındaki o işbirliğini, yapılan çalışmaları bizler için değerlendirelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.